Atölye benim yaşadığım, nefes aldığım bir dünyam diyeyim. Çünkü bu işi iş diyorum, iş olarak gördüğünüz zaman belirli bir mesai saatlerinin olması gerekiyor. Ama bunu bir yaşam biçimi, yaşamınızın bir parçası olarak gördüğünüz zaman böyle bir süreç yok. 24 saat devam ediyor. Zaman zaman rüyalarınızda da bu işleri sürdürdüğünüz oluyor. ...1960'da Denizli'nin Çivril ilçesinde dünyaya geldim. İlk orta lise öğrenimi burada gördüm. Ailede üç kardeşiz, bir abim, bir ablam var. Bir fırıncı çocuğuyum. Onun için fırında doğdum, büyüdüm diyebilirim. Bir mesleğim de, ana mesleğimiz, baba mesleğimiz fırıncılık. Öğrencilik dönemimde ilkokul yıllarında resmi olan merakım giderek... Daha böyle bir gün güçlenmeye başladı. Yani daha bir ağırlık basmaya başladı. O da beni daha fazla heyecanlandırdı resme karşı. O dönemler bu çizgi roman kahramanlarını çizmekle, efendim ne bileyim işte karikatürler çizmekle geçti. Lisede ilk defa belki karikatürlü bir yıllık, yıl sonu albümü yapmıştım. Farklı olarak orada. Tabii öğrencilik yıllarımızda bir taraftan bu sanatla beraber spor da vardı. Futbol oynadım, kalecilik yaptım uzun süre. Üçüncü amatör, birinci amatör derken bütün ün kulüplerde oynadık. Küçük, renkli veya renksiz taşların belirli bir disiplin içerisinde bir araya getirilmesiyle oluşan resim tekniğine mozaik diyoruz. Mozaiğin de kendine göre uygulamada teknikleri var. İşte direkt teknik, ne bileyim bir endirekt teknik. Malzeme olarak da doğal taş var, cam var. Bunların bir arada kullanılmasıyla oluşan bir resim tekniği. Resim sanatım olan üniversitede güzel sanatlarla girmemle başladı. Biz tatbiki güzel sanatlar olduğumuz için bütün resim tekniklerinin hepsini eğitim olarak alırız. Bunlar işte tuval resmiyle başlar. Vitraydır, freskodur, mozaiktir, sgrafitodur. Bütün bunların hepsini alırız. İleride sanatçıya hangisi ihtiyaç duyarsa, hangisine daha çok eğilimi varsa o tekniği kullanır. Okuldan mezun olduktan sonra atölyemi ilk olarak o zaman yaşamımı sürdürebileceğim vitray, cam, ayna teknikleri üzerine açtım ve yıllarca onunla atölyemi ayakta tuttum. Bu süre içerisinde zaman zaman tuval resmi, yani istediğin resmi yaparak satma kaygısı olmadan işlerimi çoğaltmaya başladım. Ve ara ara resimlerimi satarak bu dönüşümü geçişi sağladım. Sonra atölyeyi tamamen kapatıp resim atölyesi olarak yıllarca devam ettim. Bu arada Gaziantep'te bir proje oluştu o dönemlerde. Bir mozaik sempozyumu projesi vardı. Bu projenin öncesinde de iki dönem oradaki öğrencilere eğitim verilmesi gerekiyordu. Bunun için beni davet ettiler. Antep'e gidip geldim. Oradaki öğrencilere bir süre bir eğitim verdim. O eğitimin sonunda bir sempozyum vardı ve o sempozyuma katıldık tabii. Bu sempozyuma katıldıktan sonra Avustralya ve Yeni Zelanda Mozaikçiler Birliği'nden bir davet aldım. Onların sempozyumuna davet edildim. Böylelikle ilk yurt dışı ve mozaiğe artık yani birden yönelmem burada başlamış oldu. Tabii
Avustralya'ya gittik. Oradaki sempozyumun ana konuşmacısı Amerikalı Mozaik Sanatçılar Derneği'nin başkanıydı, Karen Emi. Bu sefer beni o Amerika'ya davet etti. O bir yıl sonraki bir davetti. Fakat o iki projenin arasında da Türkiye'de Uluslararası Çağdaş Mozaikçiler Birliği'nin sempozyumu yapıldı. Bu sempozyuma da davet edildim. Davetler peş peş gelince arkasından beni Çağdaş Mozaikçiler Birliği'nin üyesi olarak, yani üyesi yaptılar. Dediler artık sen bizim aramızda olman lazım. Biz de seni aramızda görmekten keyif alıyoruz dediler. Dedim Türkiye'de niye bir yarışma yapılmıyor, ciddi bir etkinlik yapılmıyor? Türkiye'de ilk defa Uluslararası Mozaik Yarışması projeyi hem kendim hazırladım hem de uygulamasının büyük bir kısmını kendim takip ettim. Antep'teki 2015'teki Cumhuriyet'in 90. yılında 90 eserli Uluslararası Mozaik Yarışma ve Sergisi diye böyle bir proje yaptım. Şimdi dünyada ve Türkiye'de de mozaik çok insanların ilgisini çeken bir sanat dalı, sanat malzemesi. Özellikle yani bir de işi yaparken o verdiği bir terapi bir şey var, insanları rahatlatan. Hem el becerisini hem beyni devamlı uygulattığı için. Bunun da insanlar üzerinde çok önemli bir şey var, etkisi var. Başladıktan sonra bırakamıyorlar. Böyle bir sabrı kendilerini terbiye etmeyi, onun heyecanını sürdürmeyi, sonuna kadar getirmeyi istiyorlar. Dediğim gibi bir süreç olarak Türkiye'de bu bir ara bir yavaşladı ama şu an ciddi bir ilgi var. Bu ilginin en büyük özelliği de biraz gittikçe kalitenin yükselmesi, insanların ilgilerinin yükselmesi de hoş bir şey. Dünyada da bununla ilgili ilgiler, işte festivaller, yarışmalar yapılması. Artık Türkiye'den de insanların bu tür şeylere katılıp kendilerini, bilgilerini geliştirmeleri, sosyal medya üzerinden de bu artık yani görsellere ulaşabilmeleri kendilerini geliştirmek açısından çok çok önemli oldu. Zeykmo'dan bugüne kadar gelemedik diye bir şeyimiz var. Aslında o süreç devam ediyordu. Ama devam eden süreç biraz yavaşladı, ilgi dağıldı. İlginin dağılmasının sebebi de şuydu. Mozaiğin işte eskiden doğal taşla yapılıyordu. Şimdi teknolojinin gelişmesiyle, hazır malzemelerle yapılan mozaikler bilinçsizce mimaride estetikten uzak, görsellikten uzak kullanıldığı için insanlar bu malzemeden soğumaya, uzaklaşmaya başladılar. Ama bu sadece bizim gördüğümüz alanda uzaklaşma başladı. Belki de bir popülerliğe gitti diyelim. Bir süreçte bu yerine yeni malzemelerin girmesi, teknolojinin girmesi asla o sürecin durduğunu veya yavaşladığını, tamamen yavaşladığını göstermiyor. Bizde yavaşlıyor ama bir başka yerde o hızlı bir şekilde devam ediyor. Örneğin işte ben bahsettiğim gibi bu mozaik hem tabanda hem duvarlarda, gerektiği yerlerde kubbe olarak tabanlarda bile kullanılan bir resim tekniği. Bunlar bizde talep azaldığı zaman bir başka yerde daha popüler halde geliyor. Daha yoğun ilgi olmuş oluyor. Avrupa'da ve dünyanın bir başka yerlerinde o popülerliğini hala yürütmeye devam ediyor. Ta ki Çingene Kızı'nın mozaiğinin gündeme gelmesiyle insanlarda bir heyecan başladı. Mozaiğe tekrar bir dönüş başladı. Başladı ama buradaki en büyük sorun yine başa dönmek gibi bir eğitim ve bilinçsizlikti. Yani mozaiği taşları kırıp, kırık taşları bir araya getirmek olarak düşünülerek yapılan mozaikler her zaman çok kötü bir sonuç verdi. Kötü sonuçları gören insanlar da bundan biraz uzaklaşmaya başladı. Dünyada milyarlarca insan yaşıyor. Birçok eserler bırakılıyor. Birçok eserlerin altında da sanatçının imzası yok. Kaybolup gidiyor. Ben kaybolmak istemedim. Yaşadığım dönemi
geriye bir iz olarak ayak izlerimle yaptığım işlerle bırakmak istedim. Onun için eserlerimde ayak izini imza olarak kullandım. Şimdiki buradaki çalışmam da çok özel bir çalışma. Özelliği şuradan kaynaklanıyor. 2019 Manhattan Sanat Ödülleri için adaylık teklifi aldım. Ve burası için eser göndermem gerekiyordu. Gönderebileceğim en anlamlı bana ait, yani çünkü farklı olan kurgusuyla, tasarımıyla sanatçıyı en iyi ifade edebilecek bir iş olarak yeni çalıştığım bir işti, yeni bitti. Onun için hem ayak izleri, bu bütünün içerisindeki küçük detaylarda da ayak izleri. Baktığım zaman her eserimde gördüğünüz ayak izini göremiyorsunuz. Fakat zaten eser imzalardan oluşan bir, beni anlatan bir çalışma. Aralık ayının 10'unda bir mail geldi. 2019 Manhattan Sanat Adayı ödülleri için size aday olmanızı istiyoruz diye. Ben de 3 tane işimi, zaten her sanatçı 3 tane işiyle katılabiliyor. 3 eserimi yükledim. Bu sene 20 disiplinde sanatçıya ödül verilecek. 7-10 Mart tarihleri arasında da ödül töreni ve sergisi yapılacak. Şu anda heyecanla güzel bir bekleyiş içerisindeyim. Oraya gönderdiğim işler biraz daha söylediğim gibi sanat eseri kapsamında olabilecek. Benim ayak izlerinden oluşan seriler, yine bu bizim kendi motiflerimizden, çağdaş yorumlarından olan işlerden gönderdim. 3 tane iş vardı. Bir tanesi ayak izi, bir tanesi Selçuklu motifinin yorumu vardı. Bir tane de bizim süsleme sanatlarımızdan, motiflerimizden bir eserin, 3 tane eserin fotoğraflarını gönderdik. Bakalım kabul olursa bunlar oraya gidecek ve sergilenecek. İstanbul serisi yaşadığım kent. Büyülü bir kent. Heyecanlandıran, herkese heyecanlandıran bir şehir. Herkes bu şehirden bir şekilde heyecanlandı. Kimileri şiir yazdı, kimileri filmler çekti, kimileri resimler yaptı. Ben de bir bunu mozaikle nasıl anlatırım, nasıl ifade ederim diye düşündüm. Onun için bir İstanbul serisini çalışmaya başladım. Tarihi yarımadaya baktığımız zaman karşıda gördüğümüz Ayasofya ve onun üzerinde uçuşan kuşlar ve bu dokunun içerisinde yine birbirine girmiş olan bir motifimiz var. Bunlar birbirinin içerisinde birbirinden ayıramadığımız dokular. Ve geçmişten bugüne kadar böyle geldi, bu tarih takımı yarımada böyle devam edecek. Bunun karşısında modern çağın yeni İstanbul'una baktığımız zaman yükselen binalar, gökyüzünde teknolojinin ürünleri, uçaklar ve bu motiflerimiz burada, buradaki ışıltıyı, parıltıyı belirtmesi için yani mimarinin burada taşlarımızda biraz daha farklı, diğerlerinden mat değil, parlak bir camlar kullandım. Bunu anlatabilmek için de İstanbul'un içerisinden bir simgeyi çekip mozaikte bir Galata'yı, Galata'da bütün renkleriyle, İstanbul'un bütün dokularıyla beraber iç içe girmiş, birbiriyle bütünleşen bir tasarım olarak, doku olarak birbirinin içinde göründü. Mozaik benim için geleneksel bir sanat. Niçin geleneksel bir sanat? Coğrafi olarak bu topraklarda yüzyıllardır yapılan bir sanat. Farklı kültürlerin yaparak bizlere bıraktığı bir, şu anda Türk sanatı, İslam sanatı gibi değerlendiremeyeceğimiz ama bu coğrafyada var olan ve var olmaya devam edecek geleneksel bir sanat. Şimdi gelenekselle benim aramdaki fark tıpkı yani bu coğrafyada daha önce yapılan farklı süreçlerde, farklı temalarda kullanılan eserler daha realistik, daha dekoratif işlerdi.
bunlar son zamanlar mimarın içinden, mimarın dışına çıkmaya başladı. Yani dış mimaride daha yoğun kullanılan bir sanat dalıydı. Benim farkım bu mimarinin dışında kullanılan dekoratif sanatı sanat olarak, sanat eseri olarak mimarın içerisine almak. Bunu yapmam için de bu mozaik ve resme olan kendi heyecanımı, düşüncelerimi, fikirlerimi kendi yorumumla yapıyor olmam. İşte beni diğerlerinden ayıran özellik bu. Bundan dolayı çağdaş bir mozaik eseri üretiyorum diyebilirim. Benim için mozaiğin çağdaş babası diye ifade edilmesi tabii ki hoş bir şey, hoşuma gidiyor. Tabii insan ya yani güzel bir tanımlama kimin hoşuna gitmez ki? Ama şimdi doğru. Yani dediğim gibi yani zaten Türkiye'de bir süre bu mozaik hani sessiz kaldı diyorum yani çünkü yani. Ama biz bu sessiz kalmanın dışında da mozaiğe ilgi insanlar mozaiği kopyaları yapmak ve kopya dekoratif işler yapmak olarak hala birçok kişi devam ettiriyor. Ama çağdaş anlamda eser üreten günümüz sanatçılarından bir tanesiyim diyebilirim. Tabii bir de bu kadar işin içerisinde olmak, eser üretmek, projeler üretmek, önde olmak bu lakabı herhalde yakıştırmalarına sebep oluyordur diye düşünüyorum. Atatürk mozaiği 3 metreye 4 metrelik bir çalışma. Siyah beyaz gibi görünen bir çalışma. Aslında renkli bir çalışma, gördüğümüz çalışma. Bunun bir özelliği renkli diye söylüyorum. Çünkü siyah beyaz çalışabilmek için beyazdan siyaha ara tonların minimum 20 rengin elimizin altında olması lazım ki öyle bir işi rahat rahat demeyelim de biraz daha elverişli bir şekilde çalışabilelim. Ama öyle bir şey ki birden 10'a kadar bir renk skalası var elimizde. Beyaz 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyoruz. 7, 8, 9 koyu griler yok. 10 siyah. Böyle bir malzemeyle bu fotoğrafı çalışmam gerekiyor. Tabii ki işin içinden çıkmak zor. Böyle olunca araya sepya renkler girerek siyah beyaz tadında bir iş çıkardık. Tabii bu işi ben tek çalışmak durumundayım. Yani bir yardımcıyla çalışılabilecek bir iş değil. Detayları çok hassas, çok zor olan bir çalışmaydı. Yaklaşık bir yılımı aldı ve şu an iki parça halinde iş. Çünkü bir parça olması halinde atölyeden dışarıya çıkması mümkün değil. Sonra gittiği yerden bir mekana girmesi için 3 metrelik bir kapı olmayacağı için bunların hesabını yaparak resmi iki parça halinde çalıştık. Birinci parça resimdeki figürlerin üzerinden geçen o ebatta bir parça 1.55 boyunda kalıyor. İkinci parça onun üzerindeki binayı tamamlayan bir kısım. Bu eser nihayetinde bir yere gittiğinde o yerde birleştirilecek, montajları yapılacak ve aradaki taşlar tamamlanıp final yapılı çerçevesiyle yerine konulacak. Bu artık bir prestij işi oldu benim için. Yani çok zor. Hakikaten bugüne kadar birçok mozaik yaptım ama bu mozaiği yapmak insan çok zorladı. Resmi büyütüyorsunuz. Resmi büyüttükten sonra detaylar fullüleşiyor. O fullülükleri yapabilmek için gerekli ara tonların yok. Resim değil ki yani fırçayla istediğin detayları yapasın. Bunun için resim altyapınızın çok iyi olması lazım ki böyle bir işin içerisinden çıkabilirsiniz. Biz biraz daha bu işi açtık. Resimde olmayan, siyah beyaz fotoğrafta olmayan detayları yaptım. Yani yapmışken artık yani bu iş tam olsun. Siyah beyaz fotoğrafta baktığın zaman kıyafetin hiçbir detayı yoktur. Ama mozaikte baktığın zaman taşlarla o kıyafetin formları, düğmeleri, yeleği, ayakkabısının köselesinin kalınlığına kadar olmayan ama var olan bir şeyler yaptık ki bu mozaiği de özel kılan
diğerlerinden ayıran en büyük hassasiyeti bu. Kadıköy Kartal metrosu yapımına başlandığında beni aradılar. Dediler bir mozaik işinizin olmasını istiyoruz. Ve o zaman için 16 istasyon vardı. Bütün 16 istasyonun da CD'sini verdiler. Yani durakları incele, sana uygun neresi yapacağın tasarıma göre hangisi uygunsa. Bize orası için bir eskiz hazırla, tasarım hazırla diye. Ben de Göztepe istasyonunu seçtim. Orası biraz daha uzunca bir şeydi. Buradaki çalışmamız 2 metre yüksekliğinde, 26 metre uzunluğunda bir çalışma. Teması Anadolu'dan kültürel izler. Ege'den başlayıp Anadolu'ya yayılan ve bu coğrafyada yaşamış olan kültürlerin bize bıraktığı değerleri kendi yorumumla anlattığım bir çalışmadır. Burada Selçuklu 8'ini görüyoruz. Tabii buradaki temalar karışık halde serpiştirilmiştir kompozisyona. Belirli bir düzenlemesi yok. İlk etapta bir Selçuklu motifinin bir yorumu, sanatçı tarafından yorumuyla başladık. Diğer tarafta Ege var hemen karşımızda. Ege'nin denizi iki ayrı kültüre ait olduğu için tonlarında da iki ayrı tonuyla çalışarak işe başladık. Sonra çalışmamız devam edip geldiğinde klasik taban mozaiğin motifini burada bir dilimini alıp büyük bir şekilde yorumlamamızla ortaya çıktı. Tabii burada birçok değerler var. Örneğin nazar boncuğu var, ayak izleri var. Doğudan batıya, kuzeyden güneye gelip geçen kültürlerin, bu coğrafyada yaşamış insanların bıraktığı izler. Onun için Anadolu'dan Kültürel İzler ismini verdiğimiz bir çalışma. Her bir çalışma 140'a 180 ebatında atölyede çalışıldı ve o parçalar burada bir araya getirildi. Ek yerleri olan araları buralarda tamamlanıp son işte derzi dediğimiz makyaj kısımları burada da finallenip çerçevesi takılıp işi finallendirdik. 55 gün atölye çalışması, 55 gün sonra da bir haftalık da yerinde buradaki montajlarımız sürdü. Dolayısıyla 2 ay gibi verdiğimiz süre içerisinde yılbaşında da işimizi bitirip teslim ettik. Tabii bu ekip yani zaman zaman 6 ve 8 kişi arasında değişen bir ekiple çalışıldı. Zamanımızı ona göre programladık. Yeterli bir ekipti. Düzenli ve disiplinli bir çalışmayla bu aksamadan işimizi zamanında bitirdik. Antep'te de, Urfa'da da çok güzel mozaikler var. Çok profesyonelce, bu işin dünyada en iyi örnekleri diyebileceğimiz kalitede işte örnekler var. Yurt dışında gördüğümüz örnekler daha çağdaş örnekler, yakın dönemin işleri. Avrupa'da olsun, Amerika'da olsun, özellikle Amerika'da daha yakın dönem. Ama bir Rusya'da daha eski, daha klasik anlamda çalışılan işler var. Bu bağlamda mozaiğin coğrafyalara göre bile kullandığı konular, etkiler farklılık gösterebiliyor. Bir avuç taşı masa üzerine koysanız hiç kimse dönüp bakmaz. Alt tarafı birkaç kiloluk bir taştır farklı renklerde. Ama o taşları alıp da olması gereken yerlere belirli bir disiplin içerisinde koyduğunuz zaman işte o bir eser oluyor.
o zaman bir sonuç oluyor. Toplumda da böyle. Farklı farklı karakterde, farklı renklerde insanların bir araya gelmesi bu coğrafyada güzel bir tabloyu oluşturuyor. Biz de ona dünya diyoruz.